Kadir senin neyin var? Bu yüzün hali ne? Konuşacağız seninle birazdan, konuşacağız. Kadir? Kadir oğlum. Ben iyiyim, beni merak etme. Bana başka bir de soru sorma. Senden ricam, Aylin'i bir 15 dakika dışarı çıkartır mısın? Meral. Uzuyorsun sen de. Tamam. Aylin, biz seninle ne yapmayı unuttuk biliyor musun? Boyalarını almayı unuttuk. Evet, unuttuk. Ben sana söylemiştim. Evet, söylemiştin ama ben almayı unuttum. Şimdi biz ne yapalım? Gidelim. Kapanmadan kırtasiye alalım. Anne, bir sulu boya almaya çıkıyoruz. Hadi kuzum, hadi gel. Gel, 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 gel. Ne olduğunu anlatacak mısın? Veli ile ne zamandır görüşüyorsun? Kadir. Ne Kadir ne? Kadir ne? Sana basit bir soru soruyorum ya. Veli ile ne zamandır görüşüyorsun? Cevap versene! Cevap ver! Sen ne söylersen söyle zaten boş benim için. Anladın mı? Ben sana zamanında kaç defa sordum? Ve sen bana her defasında... yalan söyledin bana Zeynep. Niye? Neden? Ben kimim ya? Benim çevremdeki herkes... Veli'yle ortak çalışıyormuş. Sen de mi ortaktın Veli'yle? Kadir hiçbir şey bilmiyorsun, bak ileri gidiyorsun. Ya ne ileri gidiyorum kızım? Çıldırtma beni ya! Sana basit bir soru soruyorum. Niye Veli'yle görüştün? Bu kadar basit. Niye görüştün? Cevap. Haydi! Ben anladım senin derdini. Senin bana bir şey söylemene gerek yok. Ben senin derdini anladım. Ama bak en başından beri senin zaten karakterin buydu. Ben bunu biliyorum. Sen busun. Senin huyun bu kızım. Sen ne söylersen söyle ben sana inanıyorum. Aptal benim. Aptalım ben. Ama son. Bitti artık. Sevdiğim yerlerden artık vurulmayacağım. Bitti. Yeter ulan. Bak gerekirse artık ben yakacağım. Artık ben bozacağım. Ama senin yaptıklarına izin vermeyeceğim. Sen Veli'ye anneme yazdığın mektuplardan birini verdin değil mi? Bunu benim için kullansın diye mi yaptın? Ki Veli'dir, zamanı geldiğinde kullanacaktır bunu. Aferin sana. Aferin sana Zeynep. Nedir bu? Oğlumdan. Oğlumdan mı? Evet, oğlumdan. Ben ölürsem bunu sen al demişti. Annemi bulursan ona ver demişti. Ben de hep doğru zamanı bekledim. Şimdi alabilirsin. Açıp okuyabilirsin. Thank you.
bir bak bakayım, tanıyor musun bunu? Yok, görmedim. Emin misin? Eminim de. Abi istersen bu fotoğrafı sen bana bırak. Ben bu gece bağlantılarımla irtibat kurayım. Eğer bir şey çıkarsa yarınsını ararım. Haber bekliyorum seni. Arayacağım. Anne, bu son mektup. Bir daha yazmayacağım. Hep gelmeni bekledim. Çok uzun bekledim hem de. Tam 18 yıl seni bekledim. Ama gelmedin. Artık sensizliğe alışmam lazım. Bugün benim doğum günüm anne. Artık 18 yaşındayım. Ama en acısı ne biliyor musun? Doğum günümü bilmiyorum. Nüfus cüzdanıma beni bıraktığın günü yazmışlar. Her doğum günümde beni bir kere daha terk ediyorsun anne. Bir daha doğum günümü kutlamayacağım. Birkaç gün sonra yetimhaneden çıkacağız. Kendi başımızın çaresine bakacakmışız. Öyle dediler. Bir kızı seviyorum anne. Senin yokluğunu o doldurdu. Onunla evleneceğim. Bir de kızım olacak. Yetimhanemin soğuğunu bana o evin sıcağı unutturacak. Çok seviyorum onu. Çok. Ama ona söyleyemiyorum. Niye bilmiyorum. Utanıyorum galiba anne. Böyle şeyleri kimseyle konuşamıyorum. Sadece yazıyorum. Artık yazmak da bir işe yaramıyor. Ben yazmayı değil, onunla yaşamayı istiyorum. Birazdan yatakhanenin ışıklarını kapatacaklar. Son mektubu da burada bitiriyorum. Anne, bir şeyi çok merak ediyorum. Beni sevdin mi? Oğlum.